Zeytinliğe hoş geldiniz. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Özellikle son dönemlerde videolarıma yapmış olduğunuz güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Zeytinli'den hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bugün de Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Zeytinli'ye geldik. Zeytinli Rock Festivali'nin yapıldığı yerdeyiz şu anda. Altın Kum Plajı olarak geçiyor. Biraz sonra burada Altın Kum Plajı'nı gösterdikten sonra Kaz Dağları eteklerinde bulunan asıl Zeytinli Köyü'ne gideceğiz. Şimdi Zeytinli Rock Festivali ile ilgili kısa bilgi vermek istiyorum öncelikle size. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazanan Zeytinli Rock Festivali yeni festivallere ilham kaynağı olurken bir yandan da kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlıyor. Genelde Ağustos ayının son haftasında düzenlenen bu rock festivali bu yıl da pandemi dolayısıyla yapılıp yapılmayacağı henüz net değil. Uzun bir sahil şeridine sahip olan Zeytinli aynı zamanda deniz turizmiyle ön plana çıkan bir yer. Soğuk su kaynaklarından dolayı denizi diğer bölgelerdeki denizlere kıyasla biraz daha soğuk oluyor. Zeytinli Rock Festivali'nin yapıldığı yer burası. Güzel bir sahil şeridine, bisiklet yollarına sahip bir yer. Kaz Dağları eteklerinde bulunan asıl Zeytinli Köyü'ne gideceğiz. Şimdi hazırsanız Zeytinli Köyü'ne doğru yola çıkalım. Zeytinli adını adından da anlaşılacağı üzere zeytinden alır arkadaşlar. Bu Zeytinli'ye geldiğinizde her köşede mutlaka bir zeytin ürünü satan dükkan bulabilirsiniz. Çok kaliteli zeytinyağları üreten bir yer aynı zamanda. Buraya gelirseniz zeytinyağı ürünlerini gönül rahatlığıyla evinize götürebilirsiniz. Şimdi Zeytinli içinde gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet dostlar. Yine köy meydanında bulunan 1937 yılında yapılmış ilkokulu görüyorsunuz. Köy meydanından hemen gelirken sağ tarafta yer alıyor bu ilkokul. Şu anda kullanılmıyor. Şimdi arkadaşlar çay molası verdik köy meydanında. Ve Harin poğaça yiyor. Poğaça yiyor. Acıktın mı? Evet. Hem de çok. Afiyet olsun. Sağ ol. Diğer bilgilere geçmeden önce zeytin ağacının hikayesini size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ünlü İlyada destanında Homeros bir zeytin ağacına yaslanır. Zeytin ağacı ise kendisine ben kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de buradaydım. Sen gittikten sonra da burada olacağım. Bu hikaye üzerine zeytin ağacının ölümsüz olduğu
ve köklerinin ölümsüzlüğü simgelediği düşünülür. Aslına bakarsanız zeytin ağacı 1000 yıla kadar yaşayabilir. Hatta bazı araştırmalara göre 2000 yıla kadar yaşayan zeytin ağaçlarının olduğunu söylüyor araştırmacılar. Zeytin ağaçlarının bu kadar uzun ömürlü olmasının nedeni zeytin ağaçlarının yapraklarında bulunan olerepoin maddesidir. Olerepoin maddesi zeytin ve zeytin ağacının korunmasına yardımcı olur arkadaşlar. Zeytinli köyünün içinden 500 metre ileride yer alan Zeytinli çayının yanındaki mesire alanına geldik. Zeytinli köyüne geldiğinizde mutlaka bu mesire alanına gelin. Burada aynı zamanda kamping alanları var. Mesire alanı olarak geçiyor zaten burası. Bu kamping alanına gelip kamp kurabilirsiniz. Yaz aylarında özellikle çok serin oluyor burası. Bu bölgede yaşayan insanlar zamanında tarlalarını çocuklarına pay ederken deniz kıyısına yakın olanları zeytincilik için verimli olmadığından kız çocuklarına vermiş. Daha yukarı ve verimli olan tarafları da erkek çocuklarına vermişler. Zeytinli'de de bu böyle olmuş. Erkek çocuklar köyün merkezi ve civarını ekip dikerken kızlar da sahil tarafında çorak yerlerde uğraşır olmuşlar. Ancak 1980'lerden sonra bu civarlarda yaşayan turizm hareketliliği kızlara yaramış, kızlar zengin olurken erkekler fakir kalmış. Ben de sallanıyorum böyle. Ama hamakta öyle sallanmaz ki. Ben böyle seçtim çünkü de böyle yatamıyordum, böyle yatayım dedim. Görmüş olduğunuz gibi çınar ağaçları yaprak açmaya başladı. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla çok güzel bir köy burası. Su ne kadar temiz. Bakın arkadaşlar. Kaz Dağları'ndaki Stüven Şelalesi'nden doğan Zeytinli Çayı böyle görmüş olduğunuz gibi köyün içinden geçerek Ege Denizi'ne, Zeytinli Plajı'nın olduğu yerde Ege Denizi'ne dökülüyor. Onun için Altınkum Plajı'nda, özellikle Akçay'da suyun neden serin olduğunu, neden daha soğuk olduğunu bu videomuzda görmüş oldunuz. Çünkü doğal su kaynaklarına çok yakın konumda olması sebebiyle yazları da denizi serin olur. Buzullar eriyor, su kaynakları tükeniyor arkadaşlar. Lütfen dağımıza sahip çıkalım. Geldiğimiz yerleri çöp atmayalım. Çünkü dağ her şeyimiz. Hepinizi öpüyorum. Zeytinli Köyü 1880-1930 yılları arasında özellikle Bulgaristan, Selanik ve Girit adasından göç almıştır. İzmir, Çanakkale, Karayolu üzerinde yer alan Zeytinli, kuzeyinde Beyoba, Pınarbaşı ve Mehmet Alan köyleri ile doğusunda Yolören ve batısında Kızılkeçili ile Akçay yerleşimleri bulunur. Aynı zamanda güneyinde bulunan Edremit'e çok yakın mesafede bulunduğu için Edremit'ten bu Zeytinli Köyü'ne şehir içi minibüslerle ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Şimdi zeytin ağaçlarının içinden Şeytan Deresi
diğer bir adıyla Şeytan Köprüsü'nün olduğu yere gidiyoruz. Aynı zamanda kamping alanı bulunuyor. Şimdi orayı da size göstermek için ilerliyorum zeytin ağaçlarının içinden arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel çiçeklermiş Arin. Kırmızı. Evet çok güzel. Ne bu çiçeğin ismi? Kırmızı çiçek olarak geçiyordur herhalde. Arkadaşlar bu çiçeğin ismini bilenler varsa lütfen yorumlar kısmından bize belirtirseniz çok seviniriz. Zeytin tarlalarının olduğu yerden ilerliyoruz. Bu arada ilerlerken size burayla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Zeytinli'nin bereketli topraklarında zeytin, incir ve mandalina dışında çeşitli sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapılıyormuş. Bunun yanında arıcılık, balıkçılık, turizm halkın diğer geçim kaynaklarıymış. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı ve kahvaltılık zeytin üretimi ve ticareti bu köyde yapılıyormuş arkadaşlar. Taşınmaya karar veren, bu taraflara taşınmayı düşünen arkadaşlar için şu bilgiyi de vermek istiyorum. Zeytinli köyünde sağlık ocağı, ilk ve orta öğretim okulu varmış. Aynı zamanda marketi, kahvesi ve Edremit'te sürekli çalışan minibüsleri mevcut arkadaşlar. Bunlar da aklınızda bulunsun. Manzaraya bakar mısınız? Her yer zeytin ağaçları ve doğanın içindeyiz şu anda. Şimdi Zeytinli Köyü'nün üst tarafında bulunan Şeytan Deresi'ndeyiz. Köyün içindeki gençler yaz olduğunda gelip hem burada piknik yapıp hem de bu Tüven Şelalesi'nden doğup bu köyün içinden geçen suda serinliyorlarmış. Biraz önce göstermiş olduğum mesire alanı da buradan biraz daha aşağıda yer alıyor. Ama burası gerçekten saklı cennet diyebileceğimiz ender yerlerden birisi. Doğayla iç içe bir zaman geçirmek istiyorsanız, eğer otelde ya da pansiyonda tatil geçirmek istemiyorsanız bungalov evlerde kalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizi suyun sesi ve doğanın sesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmından öneri ve eleştirilerinizi bekliyorum. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar.